İsmail Kartal resmen Fenerbahçe'de. Açıklama şu şekilde. Ahmet Selim'i de kutlayalım. Evet. Bunu dediğim gibi bir hafta önce vermişti. Tebrik ediyoruz ekip arkadaşımız Ahmet Selim Kulu. Papatya falı açarken. Açıklamada şöyle deniyor. Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal hocamızla 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi diye açıklamış Sarı Lacivertliler. 62 yaşındaki teknik direktörle bir yıllık anlaşma sağlandı. Buradaki bir yıllık süreye çok takılmamak gerektiğini düşünenlerdenim ama size soracağım tabii. Şöyle, ben de şimdi bakıyorum da bilgilere. Şöyle, yani zaten yönetimin de bir yılı var şu anda. Evet. Gelecek yıl genel kurul, seçimli genel kurul var. O yüzden İsmail Kartal da eminim ki sözleşme yani süre konuşmamıştır. Parada zaten konuştu. Bu yılki başarıya göre herkes biliyor durumunun öyle olduğunu. Aynen. Okan Hoca da başarılı olursa kalır, başarılı olmazsa gider. Bu kadar basit. Yani bu işler 2 artı 2, 4 matematik. Ama dediğim gibi zaten yönetimin de bir yılı var. Mayıs-Haziran'da kongre var. Orada zaten ne olacağı şekillenir. Ama dediğimiz gibi ilk kez İsmail Hoca kendi planlamasıyla sezona başlayacak. İlk kez sezon başı kampını, transferlere yön verebilmeyi, rotayı belirlemeyi kendisi yönetecek, seçecek. Dolayısıyla günahıyla, sevabıyla her şey kendisine ait olacak. Hayırlısı olsun, yol açık olsun diyelim. Telefon hattımızda ekip arkadaşımız Ahmet Selim Kul bizi bekliyor. Ender Bilgin. Ahmet Selim, kulaklarını da çınlattık. Seni de tebrik ediyoruz. İlk seninle birlikte Aspor ekranında izleyenlerimizle paylaşmıştık. Ve resmi açıklama geldi. Detaylar sende. Biz de hayırlı olsun diyelim. Biraz da benim şansım sanırım. Sevgili müdürümüz Ender Bilgin'in konuk olduğu programda önce verdiğimiz haberin teyitlenmesi biraz kısmetim olarak yorumlanabilir sanırım. İsmail Kartal 3. kez Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna geçti. Bugün Suudi Arabistan'a haç görevini yapmaya gitmişti. Mekke'ye gitmişti İsmail Kartal ve haç görevini tamamladıktan sonra direkt buraya geldi, direkt döndü özel uçakta, başkan özel uçakta İsmail Kartal'ı İstanbul'a getirdi ve kendisini bir yıllığına Fenerbahçe teknik direktörü yapan sözleşmeye imza attı. Yani az çok zaten tahmin ediliyordur ama yine de biz vurgulayalım. Yani önümüzdeki sezon yaz ayında olan genel kurul var, seçimli genel kurul var. O yüzden hani yıl tartışması yani tek seçenek aslında buydu. Senenin sonuna kadar bir teknik adamla anlaşmayı düşünüyordu Fenerbahçe yönetimi. Bu yüzden hani bir yıllık olması hiçbir şekilde sürpriz değil. İsmail Kartal önümüzdeki günlerde Samandıra'ya giderek eksikleri orada bir an önce toparlamak için, bir an önce başlamak için hemen kolları sıvadı. O bu akşam bile gitmez eve. Zaten öyle bir yapısı var İsmail Hoca'nın, çalışkanlığıyla ön plana çıkıyor. Bu akşamdan itibaren çalışmalara yoğun bir şekilde başlar. 2 Temmuz'da Fenerbahçe topbaşı yapacak. 2 Temmuz'da futbolcular toplanacak. Artık biz de İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sini sizlere aktarmaya, detayları geçmeyi, paylaşmayı sürdüreceğimizi belirtelim. Tabii şimdi transferlerde de çok büyük değişiklik olmasını beklemiyoruz ama İsmail Kartal'ın istekleri veya karşı çıktıkları noktada bazı değişiklikler olabilir, bazı yol haritası değişiklikleri olabilir. Bunu da hem önümüzdeki günlerde hem de ilerleyen gelişmeler yaşandıkça izleyicilerimizle paylaşmayı sürdüreceğimizi belirtelim. Ahmet Selim Kul'a kolay gelsin diyelim. Şimdi Ahmet Selim Kul'un yeni bilgilere ulaşıp saat 21'de transfer raporunda tüm detayları. Bugün muhabir arkadaşlarımız transfer raporunda olacak saat 21'de Emre Kaplan ve Ahmet Selim Kul. Ahmet Selim de yeni edindiği bilgileri sizinle paylaşıyor olacak diyerek ben ekleyeyim Ender Bilgi. Evet, yani takım içinden gelenler gidenler ayrılacaklar, onunla ilgili tasarrufları zaten kafasında planlamasını yapmıştır. Evet. Dediğim gibi geç kalıyor, kaldı bile demiştim ya. O yüzden zaten işte o yüzden özel uçakla hemen getirdi demek ki Ali Bey. Yönetimin bu hamlesi doğru. Pazartesi günü zaten sezon açılacağı ortamda
İsmail Hoca çoktan başlamıştır çalışmaya, planlarını yapmaya. Zaten yardımcıları da herhalde Selim söylemedi ama o açıklamada yok galiba. Hı hı. Selçuk Şahin, Egemen Korkmaz olacak diye duymuştuk, bilemiyorum öyle mi. Çok kısa sürede zaten bugün orada değilse yarın sabah erken saatte Samandıra'da olacak ve yeni sezonla ilişkin hazırlıklarına start verecektir hoca. Hayırlısı olsun tekrar. Dediğim gibi ilk kez kendi planladığı bir Fenerbahçe'nin şoför koltuğuna oturacak. Fenerbahçe içinde, camia içinde, onun içinde tabii hayırlı olabilmesini diliyorum. Ama ateşten bir gömlek giydi. Yani öyle bir dönemde takımın başına geçiyor. Zaten özellikle ifade edilmiş en zor zamanlarda görevi kabul eden diye. Öyle. Detayları sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Biz şimdi Ender Bilgin'le sohbetimize yine Galatasaray'da kalmıştık. O noktadan devam edelim. Kadro yapısında işte Paredes transferi hamlesi de gerçekleşirse diyorduk. İşte onu söyledim. Yani 6-8 oynar. Son Paris Saint Germain'de bir yılı kaldı. Zaten Juventus'ta geçirdi. Benim tahminim 5-6 milyon euro gibi bir rakama Paris Saint Germain bırakabilir ama işte Icardi'de 12-14 aralığı söyleniyor. Ama Icardi'de olursa Paredes'le birlikte çok daha enteresan noktalara taşıyabilir bu uyum Galatasaray'ı. Bakacağız. Bence Angelinho'da, Paredes'de bunların hepsi üst seviye oyuncular bak Ceyda. Yani bunlar gerçekten başka noktaya takımı taşıyacak. Zaten önemli bir oyuncu grubu var Galatasaray'da. Şampiyonlar Ligi kadrosu diyebileceğimiz bir kadroya dönüşecek takım bu şekilde yavaş yavaş. İşte en az zayiatla kapatmalı ama zayiat derken kayıp en az olmalı. Şimdi hemen hızlıca Beşiktaş ve Trabzonspor'a da bakalım. Çünkü orada da bugün paylaştığımız sıcak gelişmeler şimdi, var. Beşiktaş'ta vaktimiz az biliyorum. Evet. O yüzden hızlı hızlı bu gelişmeler olduğu için. Ozan Tufan konusu yani Hull City'ye, sevgili Acun Ilıcalı'ya kaldı. Sanıyorum orada artık bitti gözüyle bakabiliriz. Ben vallahi Yusuf Yazıcı'yı da bekliyorum. Söyleyeyim. Burayı hemen Şenol Hoca'dan öyle bir şey gelebilir. Yine işte Beşiktaş için Saiz gidecek gibi gözüküyor. Marsilya çok ismi dolaşıyor. 2,5-3 milyon eurolar söyleniyor. Biraz daha böyle 3,5-4 rakamları telaffuz ediliyor. Emre Can kiralıktan dönüyor. O kalacak. Montero'yu istemediklerini biliyoruz. Ama bir şekilde acil bir stoper, iyi bir stoper